partisi olarak bütün bu bize yapılan zulme, haksızlığa, kötülüğe, zora karşı hummalı bir çalışma yürüterek, ittifaklarımızı kurarak, kadın ittifakımızı, Kürt ittifakımızı, emek ve özgürlük ittifakımızı kurarak bu seçimlerde üstün bir başarı elde etmeyi elbette ki hedefliyoruz. Onların amacının HDP'siz bir siyaset yaratmaya, HDP'siz bir parlamento yaratmaya çalıştıklarını bildiğimiz için bu çalışmalarımızı çok daha görkemli, çok daha güçlü bir şekilde yapmanın zamanı gelmiştir sevgili arkadaşlarım. Buradan elbette ki AKP'ye oy veren Kürt halkına kısa da olsa seslenmek isterim. HDP'ye bu kadar zulüm yapılırken, Kürtlere bu kadar zulüm yapılırken, HDP'nin her türlü siyasi hakkı elinden alınmaya çalışılırken, milletvekillerinin ve belediye eş başkanlarının cezaevinde olduğu bir süreçte, belediyelerine, iradelerine kayyum atandığı bir dönemde hala AKP'ye Kürtler oy veriyorsa şapkalarını çıkarıp bir kez daha düşünmenin vakti gelmiştir sevgili arkadaşlarım. Vicdanı olan her bir Kürt'ün, kendisine insanım diyen her bir demokratın, bu ülkede barış isteyen, demokrasiden yana olan, bu ülkede savaşların bitmesini isteyen, ülkenin bütün kaynaklarının savaşa aktarıldığı bir zihniyetten kurtulmak isteyen, teçhizat politikasını sadece İmralı'da Sayın Öcalan'a değil, Türkiye'nin her yanına yaymaya çalışan ve tecriti bir yaşam biçimi haline getiren, bunu siyasetine alet edinen, bu hakkı ve hukuku İmralı'da yatan Sayın Öcalan'ın elinden alan, en doğal hakkı olan aile ve avukat görüşlerini engelleyen ve bunu da sistematik bir hale getiren AKP ve MHP zihniyetine karşı bu seçimlerde el ele, omuz omuza mutlaka hareket etmek zorundayız. Bizler öyle bir gelenekten geliyoruz ki geçmişte yaşadığımız acıların, geçmişte yaşadığımız ve ödediğimiz bedellerin bir kez daha yaşanmasını istemiyoruz. Bu ülkenin artık annelerinin gözyaşı dökmediği bir ülke haline gelmesinin zorunlu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu ülkede artık gençlerin, canların, çocuklarımızın toprağın altına düşmediği bir sürecin mutlaka yaşanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İşte bunun için yapmamız gereken şey AKP-MHP bloğunu son seçimlerde bu ülkeden, bu iktidardan göndermek ve indirmektir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı açıklama var, biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bana son bir kez oy verin, son bir kez yetki verin, bundan sonra sizden yetki istemeyeceğim diyor. Son bir kez yetki istemesinin anlamı bir dahaki seçimlerde benden kurtulacaksınız demektir. Ama vallahi Türkiye halklarının bir seçim daha beklemeye tahammülü yoktur. Biz senden bu seçimlerde kurtulacağız. Türkiye halkları senden bu seçimlerde kurtulacak. Seni göndereceğiz, göndereceğiz. Türkiye halkları seni gönderecek. Ülkeyi getirdiğin hali, ülkeyi soktuğun durumu,
bütün bunları seçimlerde, sandıkta bunun hesabını vererek gideceksin. Ve bu sefer oylar açıklandığı zaman geçen dönem o demişti, bu dönem biz diyeceğiz. Atı alan Üsküdar'ı geçti diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Atımızı alacağız, Üsküdar'ı geçeceğiz ve AKP, MHP iktidarını iktidardan düşüreceğiz. Başka alternatifimiz yok. Başka şansımız da yok. Bu ülke halklarının, Türkiye halklarının yeni bir anlayışa, yeni bir inşaya, yeni bir ülke yönetimine, demokrasiye, özgürlüklere, adalete, hakka, hukuka ve barışa ihtiyacı var. İşte bunların gelebilmesi için de AKP'nin gitmesine ihtiyacı var. Sevgili arkadaşlarım, şimdi herkesin dört gözle beklediği Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı meselesi. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz. Zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz. Zamanı geldiğinde diyalog içerisinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir. Türkiye'nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte, kadınların onayıyla, gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini alarak, görüşlerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi A partisine ya da B partisine bağlamasın sevgili arkadaşlarım. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade ve güce bağlı olarak da seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parlamento seçimleri elbette ki ayrı olacak. Parlamento seçimlerinde de yine Türkiye'nin en geniş seçim ittifakıyla, demokrasi güçleriyle, Emek ve Özgürlük ittifakını daha da büyüterek, Kürdi ittifaklarımızla, kadın ittifaklarımızla ve Türkiye'nin farklı kesimlerini, farklı inançlarını, farklı mezheplerini parlamentoya taşımanın ve çok sayıda milletvekiliyle parlamentoya girmenin çalışmalarını yaptığımızı da halkımızın bilmesini istiyoruz. Evet, HDP sadece Kürtlerden değil ya da sadece Kürtlerin değil, bugün Ermenilerin de, Süryanilerin de, Alevilerin de, Azerilerin de, Terekemelerin de ve bu ülkede ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerin partisidir. O yüzden sadece Kürtlerin değil, diğer inançların ve kimliklerin de parlamentoya taşınması için HDP büyük bir çatıdır sevgili arkadaşlarım. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bu ülkede en büyük zulmü, en büyük ayrımcılığı ve en fazla ötekileştirilen halk Kürtlerdir ve bugüne kadar yaşadığı acılar ortadadır. Belki HDP içerisinde çok fazla sayıda Kürt var, bu da çok doğal ve normaldir. Ama aynı zamanda bu ülkenin farklı kimliklerinin de
HDP çatısı altında siyaset yapması bizim fikriyatımızın bir gereğidir sevgili arkadaşlarım. Evet, ben bugün burada gerçekleştirdiğimiz Kars İl Örgütümüzün kongresinin yapacağımız bütün çalışmalara, seçim süreci ve seçimden sonraki mücadelemizde de çok büyük katkılarının olacağına yürekten inanıyorum. Bütün bu çalışmalar bizleri daha da büyütecek ve etrafımızı, çeperimizi daha da genişletecek olan çalışmalardır. Şimdiden yeni seçilecek olan bütün arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Allah yardımcımız, Hızır yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle.